servisine, sadece imar servisine olmak üzere bir de dinleme cihazı konmuştum. Bu aslında yanlış yönlendirildi, yanlış anlatıldı. Bunun bir gayesi vardı. Bunun gayesi, oradaki şaibeyi aslında ben personelimi kurtarmak açısından, ben o şaibeyi önlemek için onu yapmıştım. Fakat yanlış aksedilince farklı boyutlara, Böcek olayına kadar götürdüler. Böcek olayı falan yoktu. Oradaki dinleme cihazı açık ve netti. Bunu önlemek açısından, oradaki şaibeleri bitirmek açısından onu koymuştuk. Tabi savcılık inceleme neticesinde savcılığın vermiş olduğu takipsizlik kararı var. Bunu da ben sizlerle paylaşmış oluyorum. Gizli kurallar bir şey değildi. Açık ve aleniydi. Ama o günkü oradaki arkadaşlarımızın tabii ki art niyetli midir bilemem, onlar da söyleyeyim, ben açık konuşacağım. Bizi köşeye sıkıştırma, beni köşeye sıkıştırma bir durumları vardı. Biz bunu bilerek aslında şey yaptık. Çünkü dedim ya, baştan şaibeyi önlemek de açısından. Çünkü çok şaibe, çok dedikodu var. Bunu nasıl önleyeceksin? Personelim çağırıp sorduğunda personel haklı veyahut da karşı taraf suçlama yaptığında karşı taraf haklı olacak. Nasıl önlersin? En güzel şey, kamera var. Kamera ne oluyor da? Zaten kamera zaten bir orada her şeyi gösteriyor.